10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? n faktöriyel sayısını arkadaşlar n çarpı n eksi 1 n eksi 2 nokta 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 diye yazıp en son durduğunuz yerde faktöriyel eklemeyi unutmayın. Örnek siz 5 faktöriyel yapacaksınız ve bunu açacaksınız birer birer açtığınızda diyelim 3'te durmak istiyorsunuz. Yanına böyle 3 faktöriyel yazın. Dolayısıyla 10 faktöriyeli de bakın. Sadeleştirme yapmak için 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazarım. Zaten burası 9 faktöriyel. Sonra yine 6 alt faktöriyeli 6 çarpı 5 4'te dururum yanına 4 faktöriyel yaparım. Böylece arkadaşlar burada da 4 faktöriyel olur. Haliyle 9 faktöriyeller sadeleşir. 4 faktöriyeller sadeleşir. 10 artı 30'dan cevabımız 40 olur arkadaşlar. Yani A şıkkı. 1 bölü 4 faktöriyel artı 1 bölü 5 faktöriyel bölü 1 bölü 6 faktöriyel eksi 1 bölü 7 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 5 faktöriyel arkadaşlar ne demektir? 5 çarpı 4 faktöriyel demektir. Yine aynı şekilde 1 bölü 6 faktöriyel eksi 1 bölü 7 çarpı 6 faktöriyel deriz. Dolayısıyla burada hemen payda eşitlersem 5 ile çarpmalıyım. Yukarısı 5 artı 1 6 bölü 5 çarpı 4 faktöriyel yerine artık bence 5 faktöriyel yazabiliriz. Sonra yine arkadaşlar bunu 7 faktöriyel yapmak için payı 7 ile çarpıyorum. 7 eksi 1'den de ne geliyor? 6 geliyor. Aşağıda ne var? 7 çarpı 6 faktöriyelden 7 faktöriyel var. Birincisini aynen yaz. İkincisini ters çevir böl. 6'lar sadeleşti. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Aşağıda zaten 5 faktöriyel var. Cevabımız 7 çarpı 6'dan 42 e şıkkı oldu. X eşittir 23 çarpı 5 faktöriyel olduğuna göre 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel eksi 2 çarpı 5 faktöriyel işleminin X cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Önce arkadaşlar bakın neyi göreceğiz? 7 faktöriyel, 6 faktöriyel ve 5 faktöriyel. Hepsi bunların 5 faktöriyel cinsinden yazılabilir. Bakın 7 faktöriyel neye eşittir? 7 çarpı 6 çarpı durduğun yerde hemen faktöriyel koy. Yine 6 faktöriyel arkadaşlar. 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Dolayısıyla 42 çarpı 5 faktöriyele ne eklemişiz biz aslında? 6 tane 5 faktöriyel e eklemişiz. 2 tane de 5 faktöriyel çıkarmışız. Demek ki 42, 6 daha 48. 2 daha çıkarırsak 46 çarpı 5 faktöriyelmiş. Bu y olsun. X de arkadaşlar neye eşit? 23 çarpı 5 faktöriyele bakın. 23 çarpı 5 faktöriyelin 2 katı 46 çarpı 5 faktöriyeldir. Demek ki y x'in 2 katıymış arkadaşlar. Böylece cevabımız a şıkkı oldu. Parantez içinde x eksi 3 faktöriyel artı 3 eksi x faktöriyel Sonra kapatılmış parantez faktöriyel çarpı x faktöriyel. Bir kere arkadaşlar faktöriyelde neyi bilmeniz lazım? Negatif faktöriyel diye bir şey yok. Yani şöyle bir faktöriyel yok. Eksi 2 faktöriyel. Böyle bir durum yoktur. O zaman x'ten 3 çıkınca ve 3'ten x çıkınca farklı bir durum olur x eksi 3 faktöriyel mesela pozitifse 3 eksi x faktöriyel negatif olacak. O zaman soru mu hatalı? Hayır. Bu durumun olması için arkadaşlar sadece ne olmalıdır? x eşittir 3 olmalıdır. Çünkü 3'ten farklı bir sayı seçerseniz örnek 5 seçtiniz. 5 eksi 3 artı bir sayıyken 3 eksi 5 eksi bir sayıdır. Bu durumun olmadığı tek durum nedir? n eksi n çıkarmak. Yani 3'ten 3 çıkarmak. Dolayısıyla mecburen x'e 3 yazarsanız 0 faktöriyel olur. 3'ten yine x çıkartırsanız yani 3 çıkartırsanız 0 faktöriyel olur. Arada artı var. Parantez kapatılmış. Buradan 1, 1 daha 2 geldi. Bir de en sonunda faktöriyel var. Sonra arkadaşlar bir de diğeri 3 faktöriyel. 6 çarpı 2'den cevabımız c 12 oldu. Burada hemen şunu söyleyeyim işte dediğim gibi. a eksi b faktöriyel. B eksi A faktöriyel'e eşit olması için sadece arkadaşlar A eşittir B olduğu durumlarda negatif pozitif olmaz sıfır olur. 2n eksi 4 faktöriyel eşittir. 20 eksi n faktöriyel arkadaşlar içerisi eşit olması lazım. Ee, burada 2n eksi 4 eşittir. 20 eksi n buradan da n eşittir. 3n eşittir. 24 yaptı. n 8 geldi. Demek ki 8 faktöriyel Böyle 6 faktöriyel soruluyormuş. Böylece 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyeller sadeleşir. Cevabımız C 42 oldu. Daire dikdörtgen ve üçgen ile tanımlanan bir bağıntıda daire içerisinde bulunan dikdörtgenler içerisindeki sayılar çarpılıp üçgen içerisindeki sayılar bölünüyor ve çıkan sonuç dairenin değeri oluyor. Örneğin 4 çarpı 10 bölü 5 eşittir 8. Dairelerinin değerleri eşit olduğuna göre n kaçtır demiş. Şimdi dikdörtgenler çarpılıyor. 3 n eksi 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Üçgenler de bölünüyor. 360 çarpı 10 faktöriyel bölü 90 arkadaşlar. Şimdi 360 bölü 90 hemen sadeleştirelim. Burada 4 olsun. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 faktöriyel olduğu için burada sadeleşir. 4 kalır. Ve yine arkadaşlar 4'ler de gider. Sol tarafta sadece 3n eksi 2 faktöriyel kaldı. Sağ tarafta da arkadaşlar sadece 10 faktöriyel kaldı. Böylece 3n eksi 2 10'a eşit olmalıdır. N de arkadaşlar buradan 12 bölü 3'ten 4 olmuş oldu. C şıkkı. 5 faktöriyel çarpı x artı 6 faktöriyel eşittir. 4 faktöriyel çarpı x artı 7 faktöriyel olduğuna göre x kaçtır? Mümkün olduğunca arkadaşlar ortak parantezleri almaya çalışalım. Bakın 5 faktöriyel ve 6 faktöriyel ortak parantezine alınabilir. Neden? Çünkü 6 faktöriyel arkadaşlar 6 çarpı 5 faktöriyeldir. Yine aynı şekilde soldaki 4 faktöriyel çarpı x ve 7'den dolayı 7 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz. Haliyle sol taraf 5 faktöriyel x artı 6 oldu. 4 faktöriyel parantezinde x artı 6 kere 5 37 ile çarparsak 210 oldu. Böylece 5 faktöriyelle de 4 faktöriyel sadeleşir 5 olur. Böylece 5x artı 30 eşittir x artı 210, 4x eşittir 180 x de arkadaşlar buradan 4'e bölersek 180'i, 45 olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı geldi. AB iki basamaklı doğal sayı olmak üzere AB faktöriyel sayısının çarpanlarından biri iki basamaklı en büyük tam sayıdır. Buna göre en küçük AB sayısının toplamı kaçtır demiş. Rakamları toplamı. Şimdi iki basamaklı en büyük tam sayı kaç arkadaşlar? 99, değil mi? Haliyle AB faktöriyelin içinde ne olmak zorunda çarpan olarak? 3'ün karesi çarpı 11 olmak zorunda. Dolayısıyla AB faktöriyel arkadaşlar en az kaç olur? 11 faktöriyel olur. Neden? Bir kere çarpanların içinde 11 olmalı. Zaten 11 faktöriyelin içinde 11 çarpı 10 çarpı 9 nokta noktadan dolayı Gördüğünüz gibi 9 çarpanı da vardır. Büyük bir sayı vermemize gerek yok. Dolayısıyla AB sayısı en az 11 olduğu için rakamlar toplamı da 1 artı 1'den 2 oldu arkadaşlar. A şıkkı. 357. nokta 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 33'e kadar olan sayıların çarpımındaki her bir terim 1 arttırıldığında oluşan yeni çarpımın sonucu kaçtır? Her bir terimi 1 arttırdığımız zaman 4, 6, 8, 10, nokta 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 34'e kadar olan sayıların çarpımı olacak. Burada arkadaşlar 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2, 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3, 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4, 10'u 2'ye böldüğümüz zaman 5, nokta 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 en son 17 olacak. Haliyle burada 2'ye böldük ama o 2'ler nereye gitti? Başa kat sayı olarak gelecek. Haliyle 4'ten dolayı 2 ekleyeceğiz, 6'dan dolayı 2 ekleyeceğiz, 8'den dolayı 2 ekleyeceğiz. Böyle kaç tane 2 ekleyeceğiz başına? Arkadaşlar bunun 34'ten 4'e kadar kaç sayı vardır? 34 eksi 4 bölü 2 artı 1. Çünkü ikişer ikişer artıyorlar. Dolayısıyla 15 artı 1'den 16 tane arkadaşlar 2 eklemeliymişiz. 16 tane 2 ne demek çarpım olarak? 2 üzeri 16. Aman onu es geçmeyelim. 2, 3, 4, 5, nokta, nokta, 17. E başına bir de 1 koy. Nasıl olsa 1 çarpanı her zaman vardır. Bu da bize neyi anlatıyor? 17 faktöriyeli. 17 faktöriyel çarpı 2 üzeri 16 cevabımız B şıkkı geldi. 42 faktöriyel sayısı arkadaşlar son basamaklarında bir sürü sıfır olan bir sayıdır. Dolayısıyla böyle 0 0 0 0 nokta 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 böyle gider. Biz bundan 47 çıkardığımız zaman 10'dan 7 çıkar 3, 9'dan 4 çıkar böylece 5 olmuş olur haliyle bu iki rakamın çarpımı da mecburen 15 olacaktır arkadaşlar. C şıkkı geldi. 17 faktöriyelin karesi eksi 16 faktöriyelin karesi çarpı m ifadesi aşağıda verilen m değerlerinden hangisi için bir tam sayının karesi olur? Şöyle düşünün arkadaşlar diyelim bir 8 sayısı olsun. Bu 8 sayısını tam kare yapmak için en az kaçla çarpmanız lazım? 2. Örnek başka bir şey vereyim. 24'ü arkadaşlar tam kare yapmak için en az kaçla çarpmanız lazım? Diyelim bunu hemen göremediniz mesela. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Dersiniz ki üstlerin çift sayı olması lazım bir tam kare olması için. En az bakın 2 çarpı 3'ten 6 ile çarpmalıymışız. Gerçekten 144 oluyor. İşte bu yorumdan ilham alacağız bu soruda. Önce tabii faktöriyelden yardım alarak. 17 faktöriyel eksi 16 faktöriyel. 2 kare farkını bilin lütfen. A eksi B çarpı A artı B'dir. Unutanlar için söylüyorum. Dolayısıyla burası da 17 faktöriyel artı 16 faktöriyel oldu. 16 faktöriyel parantezin alırsak 17 eksi 1. Sonra burayı 16 faktöriyel parantezin alırsak 17 artı 1. Böylece 16 faktöriyelden iki tane çarpım oldu. 16 faktöriyelin karesi geldi bakın burası. Sonra 17 eksi 1 16. Sonra 17 artı 1 18. Bakın şimdi 16 faktöriyelin karesi evet tam kare. 16 evet tam kare bir sayının karesi çünkü. Ama 18 değil. Buna en az kaçla çarpmalıyız? Aklımıza gelen ilk sayı ne? 18'e en yakın karesi olan 36. O zaman arkadaşlar bunu 2 ile çarpmalıyız. Tabii ki 25 var ama 25 olması için doğal sayıyla çarpımız 25 bölü 18'e çarparız. O yüzden bunu 36 yapmak için 2 ile çarpmalıymışız. Cevap A şıkkı oldu. Sayma sayılarında kare, ok ve çemberi de bir bağıntı. Karenin içinde A, çemberin içinde N, A içerisinde bulunan N çarpan ededi biçiminde tanımlanıyor. Örneğin 7 faktöriyel içerisinde bulunan 3 çarpan sayısı 2 olduğundan 7 faktöriyel çember içinde 3, 2 eşittir. Buna göre 49 faktöriyel 5, 49 faktöriyel 7 boş kutular içerisinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Faktöriyelde sayıları da arkadaşlar çarpanlardan kaç tane olduğunu bulmak için şunu yaparız. Eğer sayı asal sayıysa buradaki gibi 49 yani 5 gibi. Direkt arkadaşlar önce bir 5'e bölersiniz. 49'u 5'e böldüğünüz zaman bölüm nedir? 9. Sonra bu bölümü bir daha bölersiniz. Bölümümüz ne geldi? 1. Artık burada 5 adedinin arkadaşlar 10 tane olduğunu görürüz. Diyelim 7'yi bulmak istiyorsunuz. İçinde kaç tane 7 var? 49 bölü 7 yapıp bölümü bulursunuz. Bir daha bölümü bölerseniz arkadaşlar 7'ye. Bu bölümleri toplarsınız. 7 1 daha 8 olur. Cevabımız böylece 18 olur arkadaşlar. C şıkkı. Bu soruda arkadaşlar önce bir ortak parantezi almamız lazım bakın. Yoksa 8 faktöriyelin 4. kuvveti ile 7 faktöriyelin 4. kuvvetini tabii ki toplamayacaksınız. Ne yapacağız bakın? Payda eşitlediğimiz zaman 8 faktöriyelin 4. kuvveti artı. 7 faktöriyelin 4. kuvveti eksi 7 faktöriyelin 4. kuvveti bölü 7 faktöriyelin 4. kuvveti oldu bakın ne güzel. Ve bunlar gitti gördünüz mü? Dolayısıyla artık 8 faktöriyelin 4. kuvveti bölü 7 faktöriyelin 4. kuvveti oldu. Şimdi üstlü sayılarda arkadaşlar şöyle bir bilgi var hatırlıyorsunuzdur belki. Eğer iki tane farklı sayının üstleri aynıysa Bunları bakın tek çatı altında birleştirip bölme hakkınız var. Gördünüz mü böyle? Dolayısıyla 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel nedir? 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyelden bunlar sadeleşir. Bir de üzerinde 4 var. 8 üzeri 4. 8 zaten 2 üzeri 3'tür. Bir de arkadaşlar üzerinde 4 var. 2 üzeri 12 oldu. Yalnız sorunun en başında ne vardı? 3. dereceden kök artık 2 üzeri 12 olacak. Burada hep küp kökler vardı bakın böyle. Dolayısıyla en sonunda köklü sayılarda ne yaparız? 12'yi paya yazarız. 3'ü arkadaşlar paydaya yazarız. Cevabımız 2 üzeri 4'ten 16 olacaktır D şıkkı. Birbirine en yakın sayıları bölersek arkadaşlar en küçük cevabı elde ederiz. Mesela 12 faktöriyeli 11 faktöriyeli bölersek Böylece ne elde ederiz? Tabii ki 12. Yine aynı şekilde 9 faktöriyeli 7 faktöriyele bölersek 9 çarpı 8'den 72 elde ederiz. 5 faktöriyeli de 3 faktöriyele bölersek 5 çarpı 4'ten 20 elde ederiz. Demek ki bu içine yazılabilecek sayılar 12 geldi en az, 72 geldi ve 20 geldi. 12, 72 de arkadaşlar 82 yap, 84 yapar. 20 daha eklersek 104 B şıkkı olur cevabımız. 10 faktöriyel üzerindeki 5 faktöriyeli önce bir dikkate almayın. Şundan dolayı arkadaşlar. Diyelim 8 sayı olsun tamam mı? 8 sayısının içinde kaç tane 2 var? 3 tane doğru mu? Şimdi 8 sayının 5. kuvveti olsa 2 üzeri 3 üzeri 5'ten ne olur? 2 üzeri 15. Yani sen içeriği bulursan sonra üstü zaten çarpacağız. Orası problem değil. Biz önce 10 faktöriyelin içinde kaç tane 3 var onu anlayalım. Nasıl anlıyorduk? Faktöriyellerde önce bölüyoruz 3'e. Sonra onun 3'e bölümünden bölüm 3 bir daha bölüyoruz arkadaşlar. İşte bu 3 ile 1'in toplamı 4 oldu. Yani içinde en fazla 4 tane 3 varmış. 3 üzeri 4. Sonra arkadaşlar onu 2'ye bölelim. 10 bölü 2 5. 5'i 2'ye bölelim 2. 2'yi bir daha 2'ye bölelim 1. 5 2 daha 7 1 daha 8. Demek ki 2 üzeri 8 çarpı. Geri kalan sayıları unumursamıyorum. Y diyelim onlara tamam mı? Bunların arkadaşlar 5 faktöriyelin kuvveti zaten 120 demektir. Üst ne olur? Bütün çarpanlara dağılır arkadaşlar tamam mı? Haliyle 3 üzeri 480 olur. 2 üzeri 960 olur arkadaşlar. A buradan 480. B de 960 olduğu için bunların toplamları ne yapıyor bakalım bir? 1440 arkadaşlar. B şıkkı cevabımız. Atakan isimli bir öğrenci 48'e kadar olan sayıların çarpımını 2 üzeri n ifadesine böldüğünde mümkün olan tüm sadeleştirmeleri yapınca sonucun bir tam sayı olduğunu görüyor. N en fazla kaç olabilir? Buradan aslında ilk önce neye bakmamız lazım arkadaşlar? Bu ifadenin 2 üzeri n'ye bölünmesi için maksimum sayıda burada kaç tane 2 var onu bulalım. Peki kaç tane 2 vardır orada? 4, 6, 8 nokta nokta gidiyor. Her birini 2 parantezine aldığınızda bu 2 iki çarpı 2'dir. Diğeri 2 çarpı 3'tür. 2 çarpı 4'tür. Nokta nokta en son nedir? 2 çarpı 24. Bakın sol tarafta ikileri ayırırsak şöyle birlikte 2 2 2 2 nokta nokta 2 şeklinde. Diğerleri ne oluyor? 2 3 4 5 nokta nokta 24. Bu bize neyi söyler? Üst, önüne bir 1 koysak zaten 1 her sayının çarpanıdır. Bu 24 faktöriyel yapar. Burada arkadaşlar her bir sayının 2 çarpanı olduğu için böylece 2'den 24'e kadar kaç tane sayı vardır? 24 eksi 2 artı 1'den 23 tane sayı vardır. Demek ki 2 üzeri 23'müş. Haliyle 24 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var onu bulalım. Bu da ne yapıyor? 12 bölersek 2'ye 6 bölersek 2'ye 3 bölersek 2'ye 1. 12 6 daha 18. 3 daha 21. 1 daha 22. Demek ki 2 üzeri 23 çarpı 2 üzeri 22 çarpı x diye bir sayı arkadaşlar. Pay, Pi. payda zaten 2 üzerine tam bölünmesi için o zaman buranın ne olması lazım? Tamamen sadeleşmesi. Yani 23 artı 22'den 2 üzeri 45 olması gerekiyormuş. Ne arkadaşlar? 45 A şıkkı geldi bu sorunun cevabı.